Hocam ben bir sene içinde makas çatlağı ameliyatı oldum. Şikayetlerim aynen tekrarladı. Nedendir? Böyle bir durumda makas çatlağının tekrarlaması, anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma, makat sarkması, rektosel dediğimiz bağırsak tıkıklaşması, soliter rektal ülser dediğimiz orada bir ülserleşme gibi pek çok neden düşünülür. Bu tür bir durumda mutlaka detaylı tetkikler gerekir. Bunların başında kolonoskopi gerekir, dışkılama MR'ı dediğimiz MR dekolografi gerekir. Anal manometri dediğimiz makat kaslarının basınçları ölçülür. Acaba aşırı kasılma mı var, nedir problem? Bunlar araştırılır, enine boyuna detaylı tetkik gerekir. Burada asıl neden bulduktan sonra asıl nedene uygun tedavi yapılır ve bu şekilde hasta eski haline dönülebilir.